Bankası'nın önündeki 250 kilo sabahtan akşama kadar semerden yük taşıyan hamballar trilyoner olması lazımdı. Ama adam 70 yaşına, 60 yaşına girmiş, daha hala sırtı gamburleşmiş, ne yapıyor? Hamallık yapıyor ve yük taşıyor. Belki Vehbi Koç Türkiye'nin değil, dünyanın 500 zenginliğin içinde. Belki hayatında valiz taşımamış, eline taş almamış, kürek almamış, dünyada 500. zenginin içine girmiş. Yolunda bulunursan, esbabına tevessül edersen, rızkı da ben sana temin edeceğim. Rızk da bana ait diyor. Şimdi Müslüman, Allah akıl vermiş, rüştünü ikmal etmiş, akıl bali olmuş. Sorumluluğu ne? Aha, bu iki tane fitne var bakın. İki fitne ne? Ölüm korkusu. Diğeri dünya sevgisi, rızık korkusu. E Allah diyor ki ben vereceğim. Ben tespit etmişim, değişmez. E ne diye korkuyoruz biz? Demirel'miş, Erbakan'mış, şuymuş. Yok kardeşim. Hak dava neredeyse ben oradayım. Allah katında beni mesul tutmayacak. Tespit edilmiş ömür ve tespit edilmiş rızıkla değişmeyeceğine göre bu, ben bu imtihanı kazanmam için hak davada olmak mecburiyetinde olduğum için bu partideyim. O hak davayı Doğru Yol Partisi yerine getirse ve tatbik etse, Allah şahittir, hepimiz hemen istifa eder geçeriz oraya. Onların abdest suyunu biz dökeriz. Bunu SHP yapsa aynısını yaparız. 70 yıldır bu memlekette uygulanan politika, bu memleketten Müslümanının aldığı oylarla giden insanlar buna ihanet ettiler. Verdiğimiz vekaletlere ihanet ettiler. Allah'a ve Resulüne karşı harp ilan ettiler. Memlekette işsizlik çoğaldı. Enflasyon çoğaldı. Ahlaksızlık çoğaldı. Çağ atlatıyoruz dediler. 7 kanaldan bu memleketin evladının, gençliğinin...